Hırmat'la konuşmaya geldim. Yukarıda yatıyor. Deniz, ben çok üzgünüm. Ama sorumluluklarım neyse yerine... Sorumluluk mu? Sorumluluk. Doğumda elini tutacaksın. Bebeği böyle okşayacaksın, seveceksin. Sonra hastaneden çıkıp karının yanına gideceksin. Irmak o geceyi tek başına bebeğiyle geçirecek. Genelde böyle bebek yeni doğduğunda anneyle babanın göğsünde uyur. Anne yorgunluktan gözlerini açamayınca baba kalkar bakar bebeğe. Sen nerede olacaksın? İlk adımlarını attığını telefonda öğreneceksin. Neredeyken? Başka bir evde. Bana sorumluluktan falan bahsetme Fırat. Sen çok sorumsuz bir adamsın. Biliyorum, hayalindeki teyzelik böyle bir şey değildi. Ama benim elimden bu kadar geliyor. Ben Narin'le bir hayat kurmak istiyorum Deniz. Eğer Irmak bunu bile bile hala anne olmak istiyorsa ona saygı duyarım. Gel aşağı konuşalım istersen. Ben baba olmaya hazırım Irmak. Ne istersen yapmaya hazırım. Sahi mi? İstersen önce sana bir ev hazırlarız. Çocuğu rahat ettirebileceğin bir yer. Ben de kendi evimde ona bir oda hazırlarım. Böylelikle ikimiz de hayatında olmuş oluruz. Evinde oda hazırlayacaksın, öyle mi? Yani Narin ne der, bu işe pek bilemedim. Çok öfkelidir sana herhalde, değil mi? Hayır. Narin ben ne karar verirsem destekliyor. Ha. Bozulmadı yani. Şu an senin ve çocuğun sağlığı her şeyden önemli ikimiz için de. Çok tatlısınız. Eğer doktora gidersen ilk randevuna seninle gelebilirim. Böylelikle buradan başlayabiliriz. Daha sonrası da yavaş yavaş gelir Irmak. Bilmiyorum, bu kadar stresliyken hamilelik nasıl ilerler? Üzüntü çocuğun gelişimi için iyi değil diyorlar. Bir yandan da bu bebeği o kadar çok istiyorum ki. Bana senden kalan tek şey senin bir parçan. Irmak, o zaman ne yapacaksın?
Bundan sonra kendi sağlığına ve bebeğin sağlığına çok daha dikkat edeceksin. Tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın beni. Allah kahretsin hepinizi. O da hazırlatacakmış. Bir oda hazırlatmaktan çok daha pahalıya patlayacak bu size. Çok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.